Yüzlerce, binlerce X yapan kripto para ön satışlarına nasıl katılabiliriz? Merhaba arkadaşlar, Coin Mühendis YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle birlikte kripto ekosistemindeki sistemindeki en iyi ön satış platformlarından birisi olan CDFi platformu üzerinde 100x, 1000x yapan projeler mevcut. Peki biz bu CDFi platformu üzerindeki ön satışlara nasıl katılabiliriz? Ve şu anda da CDFi üzerinde hali hazırda bir ön satış bulunmakta. Bunun için çok çok acele etmemiz gerekiyor. Çok vaktimiz yok. Bugün içerisinde bu ön satışa katılmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama bu videonun asıl amacı tabii ki CDFi platformu üzerindeki ön satışlara nasıl katılabiliyor olacak. Aynı anda şu anda da bir ön satış olması tabii ki bizler için çok güzel bir fırsat olacak. Anlık olarak nasıl katılabileceğini tam anlamıyla sizlere göstereceğim. Henüz bir CDFi hesabınız yoksa, hatta henüz bir MetaMask'iniz bile yoksa bu video tam size göre olacak arkadaşlar. Kripto hakkında böyle hiçbir şey bilmeseniz bile bu videoyu izlediğinizde CDFi platformu üzerindeki ön satışlara katılabileceksiniz arkadaşlar. Birlikte MetaMask'i de kuracağız CDFi platformuna. MetaMask'imizle bağlanacağız. KYC işlemlerimizi yapacağız. CDFi alacağız borsalardan veya PancakeSwap'tan aldığımız CDFi'yi MetaMask adresimize göndereceğiz. Gönderdiğimiz CDFi'leri de CDFi platformu üzerinde kilitleyeceğiz arkadaşlar. TRC seviyeleri bulunmakta. Kaç tane CDFi'niz varsa ona göre daha çok ön satıştan pay alabiliyorsunuz. Bunları da inceledikten sonra CDFi platformundan da bahsedip ön satış projemizi de inceleyip CDFi platformu hakkındaki bilmemiz gereken bütün bilgileri öğrenmiş olacağız. Lütfen bu ve bu tarz videonun gelmesi için CoinMinder kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Haydi başlayalım. CDFi platformu üzerinde sizlere bahsetmek istedim arkadaşlar. CryptoRank üzerinde gördüğünüz gibi CDFi platformu üzerindeki yapılan bütün ön satışlara ulaşabiliyoruz. CDFi'deki şu ana kadar yapılmış ön satışlara baktığımızda CDFi'de en çok kazandıran proje Blocktopia olmuş ve 700 kat yapmış arkadaşlar. Devamında 180 kat yapan CryptoMeda, Cryword'a 169x yapmış mesela, Sirius var 109x yapmış. Bu şekilde yaklaşık 54 tane projenin ön satışı olmuş. Şu ana kadar güzel paralar kazandırmış. Mesela 698x yapan var ama aynı zamanda işte 1 katına çıkan da olmuş sadece, 2 katına çıkan da olmuş. Bu şekilde 10 katına çıkan, 20 katına çıkan, 50 katına çıkan projeler de olmuş. Ortalamaya baktığımızda arkadaşlar şurada gözüküyor. CDFi üzerindeki yapılan ön satışlar ortalama 31 kat para kazandırmış. Yani CDFi üzerindeki aldığınız bir coin ortalama 30 katına çıkmış arkadaşlar. Evet, bu yüzden zaten CDFi projesinin şu anda güzel bir launchpad projesi olduğunu düşünüyoruz bizler de. Bizler de ön satışlarına katılıyoruz. Şu anda da halihazırda bir ön satış varken hemen tekrardan sizlere videosunu çekmek istedik. Piyasada şu anda hatta ayı piyasasında olduğumuz için güzel yerlerde geziyor diyebiliriz. Tabii ki bundan sonra yine bir düşüş gelebilir ama en azından kademeli alım için bir miktar alım yapabiliriz arkadaşlar. CDFi üzerindeki ön satışlara baktık. Gayet başarılı olmuş. Peki biz bu CDFi projelerindeki ön satışlara nasıl katılabiliriz? Şimdi buna değinelim. Öncelikle arkadaşlar CDFi'de ön satışlara katılmak istiyorsak bize bir tane MetaMask cüzdanı gerekiyor. Eğer MetaMask cüzdanınız yoksa hemen Google'a geliyoruz arkadaşlar, bakın. MetaMask yazdığınızda ben yine bunun linkini de videonun açıklama kısmına koyuyorum. MetaMask.io çıkıyor arkadaşlar. Buradan kendinize bir MetaMask cüzdanı oluşturmanız gerekiyor. Doğla butonuna basarak. Burada MetaMask cüzdanınızı oluştururken sizlerden istediğim tek şey 12 veya 24 tane kelime vereceksiniz. Bu 12 veya 24 tane kelimeyi çok güzel bir şekilde sanal olmayan bir yerde saklamanız arkadaşlar. Bu sanal olmayan ne demek? Yani bir not defteriniz vardır. Atmayacağınız, asla kaybetmeyeceğiniz bazı kağıtlar vardır. O kağıtları koyarak kasanıza veya evin farklı yerlerine böyle güzel şekilde dağıtabilirsiniz, saklayabilirsiniz. Dijital ortamda hani bir şekilde eklendiğinizde kelimeleriniz çalınabilir diye demiyorum ama tabii ki dijital güvenli bir bilgisayarınız varsa ona da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu kelimeler çok önemli. Asla ve asla hiç kimseye vermeyin. Sakınlıkla dolandırılırsanız bütün paranız boşa gider arkadaşlar. Şimdi MetaMask'imizi kurduk. CDFi.com'a geliyoruz arkadaşlar. Bunun da linkini hemen aşağıya bırakıyorum. CDFi üzerine geliyoruz. Sağ yukarıda gördüğünüz gibi bir tane kafa işareti bulunmakta. Bu kafa işaretine bastığınız anda beni bir tane profile aktarıyor arkadaşlar. Burada da Connect Wallet diyor. Hemen Connect Wallet butonuna basıyorum. MetaMask'imi seçiyorum. Ve tabii ki şu anda MetaMask'imin Binance Smart Chain ağında bulunmam gerekiyor arkadaşlar. Eğer Binance Smart Chain'de değilseniz yine bu işlem olmayacaktır. Binance Smart Chain'e de buraya tıklayarak geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Binance Smart Chain'e de geldik. Hemen cüzdanımızı buraya bağladık. Bakın benim cüzdan adresim burada çıktı. Profil kısmından kendinize bir profil düzenleyebilirsiniz. Burada kendinize kullanıcı adları falan belirleyebilirsiniz. Mail adresinizi yazabilirsiniz. Devamında resim yükleyebilirsiniz. Ve sonra da kayıt yapabilirsiniz. Şimdi CDFi'deki ön satışlara katılmak için bizlere neler gerekiyor arkadaşlar? MetaMask gerekiyor. CDFi platformu üzerinde kayıt işlemi yapmamız gerekiyor. Ve tabii ki de CDFi'nin kendi coin'i gerekiyor arkadaşlar. Şimdi MetaMask'imizi indirdik. Şimdi CDFi'nin kendi coin'ini alalım arkadaşlar. CDFi'nin coin'ini almak için de hemen coin market gibi geliyorum ben. CDFi'ye yazıyorum ve 1 dolar şu anda fiyatının 1 dolar olduğunu görüyorum. Alabileceğim yerlere bakıyorum hemen. CDFi'yi nereden alabilirim? Eğer halihazırda KuCoin'de, Huobi'de, Gate.io'da, Bybit'te, MXC'de paranız varsa buralar
buralardan CDFi tokenlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer Binance Smart Chain'inizde MetaMask'inizde para verse yine bununla da alabiliyoruz. PancakeSwap üzerinden gördüğünüz gibi Espant alabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz Huobi'den nasıl alabiliriz? Bunu size çok kısa bir şekilde göstereyim. Bakın Huobi'de de varmış. Eğer bir Huobi hesabınız yoksa hemen videonun açındaki Huobi'ye indirimli kayıt linkiyle Huobi'ye kayıt olabilirsiniz ve bundan sonraki yaptığınız bütün işlemlerde komisyon indiriminiz olur arkadaşlar. Evet. Hemen Huobi'ye geliyorum. Fiyatında 1.06 olduğunu gördüm. Şimdi buradan CDFi'yi aldık diyelim arkadaşlar. Şuradan Buy CDFi deyip işte kaçta almak istediğinizi yazarak CDFi'lerinizi alabiliyorsunuz. Daha sonra buradan Asset'e tıklıyoruz. Aldığımız CDFi'leri göndermek için buradaki Asset butonuna tıklıyoruz. Karşımıza çıkan yerden hemen Withdraw butonuna basıyorum. Buraya hemen geldim. Sfund yazdım ve karşıma CDFi Fund çıktı arkadaşlar. Buna tıkladım. Benden bir MetaMask adresi istiyor. Daha yeni CDFi'ye giriş yaptığımız MetaMask adresi tabii ki de. MetaMask'in üstüne geldim. MetaMask adresimi kopyaladım. Hemen buraya geliyorum. Yapıştırıyorum. Bakın BEP20 anında olacak bu ve MetaMask'imizin de Binance Smart Chain ağına gelecek arkadaşlar. BEP20 seçili zaten. Kaç tane çekmek istediğimizde buraya yazıyoruz. Tabii ki kaç tane çekeceğimizi de tier seviyelerine göre belirliyoruz arkadaşlar. Birazdan tier seviyelerinden de bahsedeceğim. Varsayıyorum ki işte 1000 tane çekmek istiyorsunuz. Buraya 1000 tane yazıyorsunuz. Withdraw butonuna basıyorsunuz ve şifrenizi yazdıktan sonra MetaMask'inize Sfund'lar geçiyor arkadaşlar. Huobi'den yani Jax'lerden almayı öğrendik. Peki Dex'ten PancakeSwap'tan nasıl alabiliriz? Buna da değinelim isterseniz. Hemen tekrardan geliyorum CoinMarketCap'e. Bakın burada PancakeSwap, Sfund, BUSD'li kontrol adresini bizlere paylaşmış. Evet hemen buna tıkladım. Trade on PancakeSwap'a da tıklıyorum buradan. Bakın Connect Wallet diyor arkadaşlar. PancakeSwap'a bağlanmak için benden bir wallet istiyor. Hemen cüzdanımı PancakeSwap'a bağlıyorum. PancakeSwap'tan almak istiyorsanız sonraki adım diyelim bağla diyelim. Hesabım olduğu için size göstermek için 10 tane Sfund alıyorum şu anda. Sfund yerine 10 yazdım. 10.7 dolar yaptığını görüyorum. Swap butonuna basıyorum. Confirm Swap diyorum. MetaMask'ime bir bildirim geliyor. Bildirimi onayladım. Bakın MetaMask'imde 10 tane Sfund gözüktü. CDFi 10 tane aldım arkadaşlar şu anda. Şimdi CDFi'larımızı aldık. Kaç tane CDFi almamız gerekiyor? Buna da tam anlamıyla değinelim gelin. CDFi platformu üzerinde tier seviyeleri var demiştik arkadaşlar. Bu tier seviyeleri ne demek? Kaç tane CDFi'niz varsa ona göre ön satıştan hak alıyorsunuz. Eğer az CDFi'niz varsa az alıyorsunuz. Çok CDFi'niz varsa çok alıyorsunuz. Hatta ön satış geldiğinde sizin tier seviyenize göre kaç dolarlık alabileceğini de sizlere söylüyor. Bakın hep birlikte gelelim. CDFi'nin Medium hesabına gidiyorum. Buradaki Medium makalelerini inceliyorum arkadaşlar. Bize tier seviyeli olarak şu anda 9 tane tier seviyesi göstermişler bakın. Bu 9 tane tier seviyesinde tier 1 garanti allocation almıyor arkadaşlar. Yani garanti seçim hakkınız olmuyor tier 1'de. Ama tier 2'de garanti hakkınız var. Tier 3'te de aynı şekilde. Geriye kalan tierlerin hepsinde garanti hakkınız oluyor. Eğer tier 1 olmak istiyorsanız 250 tane Sfund almanız gerekiyor. Yani minimum 250 tane Sfund almanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ben garanti alım hakkı istiyorum diyorsanız 1000 tane Sfund almanız gerekiyor. Tier 1 olarak 250 Sfund aldığınızda arkadaşlar havuzda payınız 1.2 oluyor. Eğer tier 2 olmak istiyorsanız ve 1000 tane Sfund aldıysanız havuz ağırlığınız 2 oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde tier 3'te 2500 tane Sfund almanız gerekiyor. Havuz ağırlığınız 5.5 oluyor. Buradaki havuz ağırlığı ne demek? Ön satıştan alacağınız miktar arkadaşlar. Bu 5.5 dolar demek değil. Ön satıştan alacağınız miktar demek. Yani eğer 1000 tane Sfund kitlediyseniz arkadaşlar 200 dolarlık ön satış hakkınız varsa, eğer 2500 tane Sfund kitlediyseniz mesela 550 dolarlık bir ön satış hakkınız olmuş olur arkadaşlar. Bu havuzdaki ağırlığınızla ilgili. Yani tier seviyenizi ne kadar arttırırsanız ön satıştan alım miktarınız da o şekilde artacaktır arkadaşlar. Bakın hatta 100.000 tane Sfund kitlediğinizde 325 oluyor havuz ağırlığınız. Tier seviyeleri de bu şekilde. Şimdi kaç tane Sfund almamız gerektiğini de öğrendik arkadaşlar. Minimum 250 ile başlıyoruz. Bizim önerdiğimiz genelde 2500 Sfund oluyor. Yani havuz ağırlığı da güzel. 2500 tane Sfund da yaklaşık 3000 dolar yapıyor şu anda. 3000 dolarlık CDFi aldığınızda havuz ağırlığınız da 5.5 oluyor. Şimdi bu havuz ağırlığından bahsettiğim tam olarak şöyle arkadaşlar hatta. Gelin hep birlikte bakalım. Bugün CDFi'de ön satışı olan projeniz için bakın bu tier seviyelerini CDFi paylaştı. Eğer tier 1'seniz 12 dolarlık alım hakkınız oluyor. Tier 2'seniz 21 dolarlık alım hakkınız oluyor. Bakın neredeyse 2 katı o. Garanti alım hakkınız ve 2 katı. Tier 3'seniz 58 dolarlık alım hakkı oluyor. Bu da tier 2'nin yaklaşık 2.5 katı. Aynı daha önceki bahsettiğimiz gibi zaten. Eğer ne kadar tier seviyenizi arttırırsanız bakın tier 9 3400 dolarlık alım hakkı oluyor arkadaşlar. Mesela hayal gibi olacak ama gelin bir düşünelim. Burada varsayıyorum ki tier 5 olmuş olsak 200 dolarlık alım hakkı. Bu 200 dolarlık alım hakkı olan tokenımız mesela Blocktopia gibi 700x yapsa yani nasıl bir para yapıyor? Ben şu an hesaplayamadım. Matematiğim yetmedi bile arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi rakamlar yapıyor. Bu yüzden böyle platformlar, ön satışlar ileride bizlere çok güzel paralar kazandırıyor arkadaşlar. Şimdi tier seviyesinde tam olarak anlamış olduğumuzu varsayıyorum, düşünüyorum. Hemen CDFi platformu üzerine geldim arkadaşlar. Bize gerekli CDFi'leri aldık. Minimum 250 tane. Garanti alım hakkı istiyorsak 1000 tane. Bizim naçizane kendimize yaptığımız için 2500 tane CDFi almakta arkadaşlar. Evet, CDFi'lerimizi aldık. MetaMask'imizi de kurduk. Geldik CDFi platformuna. Şimdi KYC yapmamız gerekiyor. CDFi KYC adım için de bir makale paylaşmış bizlerle. CDFi Medium hesabındaki makaleye gidiyorum. Bakın bir KYC sayfası paylaşmış. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Bizi BlockBase'e bağlıyor.
BlockBase bildiğiniz gibi çok güzel bir KYC uygulamalarından bir tanesi. Burada Verify with BlockBase diyorsunuz. Sizlerden pasaportunuzu veya sürücü kimlik kartınızı veya kimlik kartınızı istiyor. İkametgah veya faturalarınızdaki adreslerden sizi doğrulamak istiyor. Bunları yapıyoruz. Start butonuna bastım. Şimdi burada arkadaşlar bir mail adresi yazmanız gerekiyor. BlockBase'e bir mail adresiyle kaydımız olduk. Evet, mailimizi yazdık. Sonra şifremizi de belirledik ve login butonuna basarak BlockBase'e giriyoruz. Burada mailinize kod geliyor. Kodu da bazen sizlerden isteyebiliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim şimdi. Pasaportla mı giriş yapmak istiyorsun? Kimlik kartınla mı giriş yapmak istiyorsun? Yoksa sürücü kimlik kartınla mı giriş yapmak istiyorsun? Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Yine karşımıza bir sürü bizlerden istediği seçenekler çıkıyor. Bunları da zaten şöyle size göstereyim. O kendi ekranımda gösteremiyorum çünkü bütün bilgilerim aşağı çıkıyor arkadaşlar. Bakın mail adresimizi yazdık. Mailimize kod geldi. Kodu doğruladık. Devamında pasaportu seçiyoruz. Sonra bizden pasaport belgemizi istiyor. Sonra pasaportumuzu aynı bu şekilde okutuyoruz arkadaşlar kameraya. Kimlik kartımızı okuttuktan sonra bizlerden bir selfie istiyor. Yine yüzümüz tam olarak anlaşılır bir şekilde selfie'mizi yapıyoruz. Zaten bunların hepsi ileri ileri diyerek geliyor arkadaşlar. Selfie yaptıktan sonra da size bahsettiğim gibi proof of adres, yani bir ikametgahınız veya bir faturada sizin adınız ve ikametgahınızdaki adresin gözüktüğü adres gözükecek şekilde bir belge istiyor sizlerden. Bu bir elektrik faturası olabilir veya bir kredi kartınızın ekstresi olabilir. Bu şekilde belgeleri buraya yüklüyorsunuz. Daha sonra sizlerden otomatik olarak zaten isminizi, soy isminizi, doğum tarihinizi falan oradan çekiyor. Sonra MetaMask adresinizi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın hatta ben de bu şekilde yazdım her şeyi. Proof of adresim ilk başta doğrulamadı. Sonradan tekrar denedim arkadaşlar. Buradaki Ethereum istediği adresi de yine geliyoruz. Kendi MetaMask'imize tıklıyoruz. Adresimizi kopyalıyoruz. Ve buraya gelip adresimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu işlemler de gerçekten bu kadar kolay. KYC'li asla gözünüzü korkutmayın. Bu tarz KYC'lerde çok korkan arkadaşlarımız oluyor. Burada tek kural 18 yaşından büyük olmanız. Şu anda Türkiye'deki herkes buna katılabiliyor. Bakın KYC'miz tamamlandı. En son olarak Ethereum adresimizi de yazdık. Bakın burada KYC not registered diyordu. İşlemleri yaptıktan sonra bu not completed oldu. Şu anda KYC'miz inceleniyor demek bu arkadaşlar. Not completed. İlerleyen adımlarda onaylanacaktır KYC'miz. Bakalım ne kadar sürede onaylanacak. Şimdi KYC'miz de yap. Elimizde CD file'ler var. MetaMask'imizde duruyor. Bunların MetaMask'te durmaması gerekiyor. Bu CD file'leri CD file platformu üzerine kitlememiz lazım. Bunun için hemen staking butonuna tıklıyorum. Bakın staking farming diyor arkadaşlar. CD file'larımızı buraya stake ettiğimizde tam anlamıyla CD file platformundaki hostlara artık katılabiliyoruz arkadaşlar. Stake butonuna bastım. Bakın burada hatta bize bir APY rate de vermiş. Bu ne demek? Yıllık olarak kazanç demek. Mesela bunu 180 gün buraya kitleseniz arkadaşlar CD file'ınızı, gerçekten 180 gün sonra size yıllık olarak %90 olduğu için 180 günde bir yılın neredeyse yarısı diye düşünürsek %45 CD file adet olarak adetiniz artacak arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir oran olmuş şu an için. Evet, CD file'larımızı aldık. Buraya kitleyeceğiz şimdi. Kaç gün kitlemek istediğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. 7 gün de olabilir, 14 gün de olabilir, 30 gün, 60 gün, 90 gün ve 180 günlük seçeneklerimiz bulunmakta. Şimdi ben size göstermek için 7 günlük 10 tane CD file bir kitleyeyim arkadaşlar. 7 gün boyunca stake koyacağım. Siz kaç gün isterseniz onu seçebilirsiniz. Gününü seçiyorsunuz arkadaşlar. Devamındaki buradaki approve'a basıyorsunuz. 7 günlük yatırmalar şu anda açıkmış arkadaşlar. O zaman 7 günlükten yatırabilirim. Evet, onayla butonuna bastım. Bakın hemen burada benim CD file bakiyemi de göstermiş oldu. Burada hatta bir hesap makinesi de koymuş. Hesaplıyor sizin için. Bakın 180 günle 10 tane CD file koysam 180 gün sonra bana 14.4 tane CD file verecek arkadaşlar. Güzel bir oran. Yaklaşık yarısını veriyor. Güzel bir oran. 7 günlüğe basalım. Stake butonuna da basalım arkadaşlar. Max butonuna basıyorsunuz. Siz de burada minimum 250 tane kitlemeniz gerekiyor. Garanti alım için de minimum 1000 tane kitlemeniz gerekiyor. Confirm butonuna basıyoruz. MetaMask'imize tekrardan bir bildirim geldi. Buradaki bildirimi de onayladığımız takdirde artık CD file üzerindeki bütün hostlara katılabiliyoruz. Bakın hemen diğer hesabımdan sizlere kitlediğim CD file'ların bana getirmiş olduğu kazancı göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, hemen profilime gittim bakın. Yine bir video içerisinde 20 tane CD file kitlemiştim arkadaşlar. Bu 20 tane CD file 30 günlük kitlemişim ve %25 APY oranı vermiş. Buraya kitlediğim CD file'leri de çekmek istiyorum. Hani varsayıyorum ki 7 gün, 14 gün, 90 gün süreniz bitti arkadaşlar. Süreniz bittikten sonra çekmek için de yine tekrardan bu kısma gelip çekebilirsiniz bakın. 20 tane kitlemişim ve bana 20 tane karşılığında 4.3 tane vermiş. %25 bir kazanç sağlamışım buradan. Yani hem CD file fiyatı arttığında kazanç sağlıyorsunuz, hem öz satışlardan kazanç sağlıyorsunuz. Ayrıca CD file size CD file'larınızı kitlediğiniz için CD file'larınızın adetini arttırıyor arkadaşlar. Gerçekten kazançlar içinde kazanç var. CD file platformu üzerinde böyle. Şimdi arkadaşlar burada eğer CD file ile ilgili aklınıza takılan soru olursa da hemen yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Aynı şekilde mesela buradaki robota tıklayın arkadaşlar. Sana yardım lazım mı diyor mesela. Evet diyorsun, yardım lazım diyorsun. İşte support değil mesela. Burada stake'de farm'da mı sorunuz var? Seed stake'de mi sorunuz var? Bunu seçin. Burada contact the team dediğinizde arkadaşlar sizlere bütün telegramları yönlendiriyor. Burada mesela Türkiye telegramına tıklayarak Esfant'ın Türkiye telegramında da sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim bugünkü CD file üzerindeki ön satış projesine arkadaşlar. Ön satış projemizin ismi GFAL arkadaşlar. GFAL CD file üzerinde ön satış olduktan sonra kaç x kazandıracak? Gerçekten biz de merak ediyoruz. GFAL projesinin açılımı arkadaşlar Games for a
Living oyun ekosisteminde, endüstrisinde lider olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Ve bu oyun ekosistemini Web3 ile birlikte tam olarak entegre edip Web3 oyun kategorisinde lider olmayı amaçlayan bir proje. Ön satışı bugün orada demiştik. Bugün saat 16 ile 18 arasında ön satışı başlayacak. Devamında ise ön satışı başladığında Citify kitleyenler kendine düşen allocation kadar ön satıştan hakkını alabilecek arkadaşlar. Bunu da hatta alırken tam olarak şuradan alacaksınız. Bakın burada hemen Citify launchpad.citify'in kendi sitesinde. Burada gördüğünüz gibi bir pencere mevcut arkadaşlar. Bu pencere saat 16'da açılacak. 2 saat boyunca açık kalacak ve buradan alım haklarınızın doğrultusunda alımlarınızı yapacaksınız. Alım hakkınızdan sonra alımlarınızı BUSD ile yapıyorsunuz. Bakın ondan da bahsetmiş. 1 saat 12 dakika kaldı arkadaşlar. Devamında kanat tokenları da arkadaşlar burada FCFS yani ilk gelen ilk alır taktiğiyle dağıtıyor. Ve ilk gelen ilk alır taktiğinin ise saat 20'de yani 8'de paylaşarak bu ilk gelen ilk alırlar da yine Citify kitleyenler oluyor arkadaşlar. Citify kitlemeyenler herhangi bir ön satıştan alım hakkı elde edemiyor maalesef. Ön satıştan alım yapmak için tamamen Citify almanız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda Games for a Living projesine baktığımızda initial market cap 800 bin dolar civarlarında gözüküyor. Yani proje şu anda bu gidişatta 4-5x gibi kazançlar elde edebilir bizlere. Bu piyasada 4-5x kazanç bile bence fena değil arkadaşlar. Çünkü kötü bir piyasa şartlarındayız. Bitcoin sürekli yatay hareketler ediyor. Bu piyasada 4-5x kazançlar emin olun bizlere can suyu gibi gelecektir arkadaşlar. Son olarak sizlere Citify platformu ile ilgili eklemek istediğim birkaç bir şey var arkadaşlar. Citify platformu bildiğiniz gibi kullanıcılarını çok fazla önemseyen bir platform. Citify platformu üzerinde yapılan ön satışlar sizlere herhangi bir zarara uğratamaz. Citify'in bazı böyle anlaşmaları bulunmakta. Sizlerin katılmış olduğunuz ön satış projesi eğer ön satış fiyatının altına düşerse Citify bunun zararını karşılayabiliyor arkadaşlar. Ve bunun için araştırmalarını çok fazla yoğun bir şekilde yapıyor. Citify platformu kullanıcıyı tam olarak korumaya yönelik bir platform. Kendisinin Kuluçka gibi ön satışlarını çıkartacak olan projeleri çok detaylı bir şekilde inceliyor. Araştırmalarını yapıyor. Hatta kendileri de bazı projelere yatırımlar yapıyor. Aynı zamanda kendileri de bazı projeleri geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tamamen kullanıcı odaklı ve kullanıcı koruma odaklı olduğu için Citify platformunu ben de çok beğeniyorum. Ve oradaki ön satışlara katılmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu videoda sizlerle birlikte Citify platformu ile ilgili A'dan Z'ye bütün konuları öğrenmiş olduk. Lütfen bu tarz videolar için Coin Mühendisi kanalına abone olmayı, video like atmayı ve bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.